Amerikalı 36 yaşında bir kadın bir gece uykusunda dayanılmaz şiddetli bir mide ağrısıyla uyanmıştı. Ancak öncelikle ağrının geçeceğini düşünerek bekledi. Babasına ağrıdan bahsettiğinde ikisi de ağrının sebebinin dün akşam yediklerinden biri olabileceğini düşündüler. Akşam yemeğini bir Japon restoranında yemişlerdi. Sushi benzeri geleneksel bir Japon yemeği yemişlerdi. Saatler geçtikçe ağrının azalmasını beklerken daha da artmıştı. Artık ağrılara dayanamıyordu. Babası onu hemen en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye acil kapısından girdiler ve hemen müdahale edilmesini istediler. Artık karnındaki ağrıya dayanamıyor, ağrının şiddetinden ağlıyordu. Kadının durumu acil kısmında görevli doktorlardan birinin dikkatini çekti. Kadından kıyafetlerini çıkarmasını istedi. Kadını elle muayene etmeye başladı ve midesinin alt tarafında derinin altında hareket eden bir şey olduğunu fark etti. Kadını hemen röntgen çekimine yönlendirdi. Röntgen sonuçları geldiğinde doktorlar gördüklerine inanamadılar. Kadının karnında hepsini hayrete düşüren, tanımlayamadıkları bir şey vardı. Derhal ameliyathaneye hazırlattılar ve kadını hızlıca ameliyathaneye götürdüler. Bu sırada kadının kalbi bir süreliğine durdu. Tekrar kalbini çalıştırdıktan hemen sonra narkoz verip kabını bayılttılar ve karnındaki şeyi çıkarmak için karnını açtılar. Kadının karnında gördükleri şeyden dolayı hepsi şok olmuştu. Bu hayatlarında gördükleri en acayip manzaraydı. Hepsi hayretle birbirine bakıyordu. Gördüklerine inanamıyorlardı. Kadının karnında 1,7 metre uzunluğunda bir yılan vardı. Doktor, karşımızdaki manzara korku filmlerinden bir sahne gibiydi. Yılan beyaz ve çizgili bir yılandı. Oldukça da büyüktü. Kadının karnından çıkardıktan hemen sonra ağzını kocaman açtı. Garip sesler çıkarıyor ve dişlerini gösteriyordu. Yılanın kızgın olduğunu anlamak zor değildi. Çünkü onu beslenme kaynağı olan kadının içinden çıkarmıştık ve bu hoşuna gitmemişti. Hemşireler oraya buraya çığlık atarak kaçmaya başlamıştı. Peki bu kocaman yılan kadının midesine nasıl girmişti? Bu konuda hiç kimse net bir şey söyleyemiyor, ancak kadının bu yılana ait bir yumurtayı yanlışlıkla yutmuş olabileceği ihtimali konuşuluyor. Yumurtadan çıkan yılan kadının midesinde beslenerek büyümüş olabilirmiş. Ayrıca bu kadın yılan vakasının Amerika'daki ilk kurbanı da değil. Bu yılanların yumurtaları nehirlerde bulunuyor ve oldukça da minikler. Muhtemelen fark etmeden bu yumurtalardan birini yutmuştur. Kadının midesindeki yılan ameliyatla alındı. Ancak sonrasında uzun bir iyileşme süreci onu bekliyor. Çünkü yılan mide dokusuna büyük hasar vermişti. Kadın sürekli kusuyor ve hiç yemek yiyemiyordu.